Arkadaşlar ben Habib Ocak. Doküman Yönetim Sistemi okul işlemlerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde evrak akış şemasını göreceğiz. Şöyle benim daha önce hazırlamış olduğum bir evrak akış şeması var. Bunu biraz daha açarak tekrar sıfırdan oluşturacağız. Bir Excel açtım. Excel sayfasında hemen ne yapacağımızı söyleyelim. DYS evrak akış şeması diyelim. Şeması. Şimdi DYS'de yazılar iki mantıklı oluyor. Normal hayatta da aynı şekilde gerçi de. Bunlardan birincisi gelen evrak, ikincisi giden evrak. Hemen şuradan gelen evrak diyelim. Şuraya da giden evrak diyelim. Yani bir okula bir evrak ya gelir ya gider. Gelen evrak DYS'de biraz daha farklılaşıyor. DYS içi diyoruz. DYS dışı diyoruz arkadaşlar. Aynı şeyler giden evrak için de geçerli. Giden evrak bölümünde anlatacağız onu. Şimdi burada DYS içi evrak nedir? DYS dışı evrak nedir? Onları görelim. DYS içi evrak, DYS'yi kullanan kurumların göndermiş olduğu yazılar. DYS dışı ise DYS kullanmayan kurum ve kurum, okul, okul demeyelim. Kişilerin, kurumların. Şimdi DYS'yi bir okul için kimler kullanabilir ya da DYS içini kim gönderebilir? Bir merkez ya da köy okulu düşünün. İlçe Milli Eğitim bu okula DYS içi olarak yazı gönderebilir. Çünkü ilçe milli eğitimler şu anda DYS'yi kullanıyor. Aynı ilçede bulunan başka bir okul bu okula DYS içi olarak yazıyı gönderebilir. Çünkü ikisi de kullanıyor. DYS dışına gelince bir öğretmenin dilekçesi işte atıyorum halk sağlığından olabilir, diğer kurumlardan, valilikten, kaymakamlıktan, nüfus müdürlüğünden gelen yazılar DYS dışıdır. Çünkü bunlar DYS'yi kullanmazlar. Şimdi DYS içi yazı nasıl karşılanır? Yani ilçe milli eğitimden ya da diğer okuldan bir yazı gönderildiği zaman bunu yetkili birim, yetkili personel diyelim, kısaltayım ben. Yani şuradan daha ayrıntılı bakabiliriz. Yetkili personel diyoruz. Aslında yetkili personel kayıt kullanıcısıdır. Yetkili personel okula gelen yazıyı direkt karşılar. Yani DYS içi gönderilen yazılar direkt bu yetkili personel düşer. Kimdir bu yetkili personel? Okulun amiridir. Yani okul müdürüdür. Yazılar kesinlikle yetkili personele düşmesi lazım ve bu yazı yetkili personel de okul müdürü olması gerekiyor. Okul müdürü gelen yazıyı ne yapacak? Okul müdürü gelen yazıyı değilse yetkili personelden işte aşağıya doğru iş yönlendirerek işlemini yaptıracak. DYS dışında ne yapacak? DYS dışında yeni bir kavram çıkıyor. Birim gelen evrak kayıt kullanıcısı. Birim gelen kayıt evrak kullanıcısı gelen dilekçedir, başka kurumdan gelen yazıdır. Bunları tarayıcıdan taratıp sisteme atıyor, DYS'ye aktarıyor ve bu yazı kime düşüyor arkadaşlar? Hemen buradan da bakalım. Okul müdürüne düşüyor. Yani okul müdürü okul müdürü bu yazıyı alıyor ve ikisinde de yapılacak işlem şu: okul müdürüne geldi. Okul müdürü müdür baş yardımcısına gönderiyor. Müdür baş yardımcısı müdür yardımcısına gönderiyor. Şöyle diyeyim de daha net anlaşılsın. Müdür yardımcısı da bakın şu yukarıdan aşağıya olan işlemlerin hepsi iş yönlendirmedir. En altta memur. İşte memuru biz genel olarak kullanıyoruz. Veri hazırlamadır vesairedir. Diğer şeyler yazı yazan personel diyelim. Memura düşüyor. Bunların hepsine okul müdürü iş
Şöyle yapayım. İş yönlendirme. Aynı şekilde müdür baş yardımcısı müdür yardımcısına yine aynı mantık iş yönlendirme yapıyor. Müdür yardımcısı ise memura havale ediyor. Memur büro kayıt yapıyor. Yani yazıyı kaydedip sistemden arşive kaldırıyor. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. DS içi gelen yazılar direkt yetkili personele, DS dışı gelen evraklar birim kayıt kullanıcısına, yani tarayıcıdan taratıp sisteme aktarılması gerekiyor. Giden evraktaki mantık nasıl? Giden evraktaki mantık da aslında buranın tersi. Şöyle yapayım. DS içi ya da dışı fark etmez. Memur yazıyı hazırlar. Yazı hazırlama diyelim. Hatta şöyle yapayım. Şöyle alt enter'la aşağıya geçeyim. Yazı hazırlama artı imzalama artı onaya sunma. Giden evrakta memur, bakın buradaki aynı mantık, yazıyı hazırladı, imzaladı ve onaya sundu. Yani onaya sunmak bir üst amire göndermek demek. Bir üst amir ne yapacak? Yazı mantığına göre müdür yardımcısına düşer. Şöyle şurayı müdür yardımcısına düştü. Müdür yardımcısı ne yapar bunu? Aynı mantık. Müdür yardımcısı onayladı. Daha sonra ben biraz daha değişik ve ayrıntılı anlatayım. Müdür baş yardımcısına düşer. Müdür baş yardımcısından okul müdürüne düşer. Ve okul müdürümüze geldi. Okul müdürümüz imzaladı. Yazı tekrar memura gelir. Yani memur demeyelim de yazıyı yazan kişiye gelir. Memur yazdıysa memura, müdür yardımcısı yazdıysa müdür yardımcısına geldi. Yazıyı yazan kişi son kontrolünü yapıp evrakı gönder diyecek. Evrakı gönder dediği anda DS içine ne olacak? DS dışına ne olacak? DS içine evraklar direkt gider arkadaşlar. Direkt. Yani adrese teslim. DS dışına gidecekler de birim giden evrak kayıt kullanıcısına düşer. Şöyle biraz şuraları genişletelim. Birim giden evrak kayıt kullanıcısı bunun çıktısını alır. Elektronik imza ile aslanın aynıdır kaşesini vurur. Ve gönderim şekline göre postadır, kargodur, işte normaldir. Ona göre gönderilmesini sağlar arkadaşlar. Burada önemli nokta şu. Şimdi diyelim ki aralarda gelmeyenler var ya da arada olmayan var, ne olacak? Mesela diyelim ki gelen evrakta okul müdürü var, başka da herhangi bir personel yok. Yani bir okulda tek müdür var, müdür yardımcısı, memur vesaire hiçbir şey yok. Ne olacak? Burada önemli olan şu, bütün memurun yapması gereken, müdür yardımcısını yapması gereken, işte müdür baş yardımcısını yapması gereken işlerin tamamını okul müdürü yapıyor. Yani bütün yetkiler onda toplanacak.
Bir okulda sadece okul müdürü var, müdür yardımcısı, müdür ile müdür yardımcısı var. Ne olacak? İşte birim gelen giden evrakçılar, yani DYS dışına DYS dışından gelen, DYS dışına gidecek olan evrakları okul müdür yardımcısı yapıyor. Okul müdürü onaylama işlemini ve yetkili personeli yapıyor. Bu ve benzeri durumlarda mesela diyelim ki okulda müdür yardımcısı yok, memur ve müdür var sadece. O zaman yetkili personel okul müdürü, işte gelen giden evrak kayıtçılar, yani birim gelen ve birim giden evrak kayıt kullanıcıları ona göre istenilirse memura da verilebilir. Yani bu tamamen okulun işleyişi ile alakalı. Onun ayarlamalarını ilçe DYS yöneticileri ile okul müdürleri kendi aralarında çözerler.